Değerli Bornovalılar, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ve İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı. Bu maksatla Bornova Şehir Stadı'nda 29 Ağustos günü Zafer'in ve Kurtuluş'un yılı olan 1922 kişiyle zeybek oynayacağız. Sizin için hazırladığımız anlatımlı video ile evlerinizde ilk çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Cumhuriyetimizin temeli olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve sonucunda kutlu bir şekilde biten milli mücadelemiz ve zaferimizde isimleri var olan olmayan erkek ve kadın efelerimiz şerefine yapacak olduğumuz zeybek projemizde sizleri de aramızda görmek isteriz. Doktor Mustafa İdu ve Bornova Belediyesi sosyal medya hesaplarından, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden genel provalarımız için duyurular yapılacaktır. Sağlıkla kalın, dansla kalın. Öncelikle merhaba herkese. Bugün öğrenecek olduğumuz oyunun ismi Harmanlı Zeybeği, İzmir yöresine ait bir oyundur. 4 adımdan oluşmaktadır. Kollu, ağır atlama, eşme ve en sonunda diz vurma hareketiyle adım serimizi tamamlamış olacağız. Öncelikle oyuna başlamadan önce genel bir zeybeğin duruş pozisyonu, kol pozisyonları, hazır pozisyonlarını öğretmek istiyorum. Ayaklarımız omuz hizasında açılı, tamamen karşıya, paralel bir şekilde duruyor. Bundan sonra kollarımızı daha düzgün bir şekilde tutabilmek için ellerimizi belimize koyuyoruz. Buradan sonra omuzdan dirseğimize kadar olan bölüm sabit kalacak şekilde aşağıdan sadece ellerimizi bıraktığımızda açılmış olan pozisyonumuz ve göğsümüzü dışarı çıkartıp çenemizi yukarı kaldırdığımızda zeybeğin erkek oyununun hazır pozisyonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu pozisyonu yaptığımızda hazır dediğimde, unuttuğumda ayaklarımı açıyorum, ellerimi belime koyuyorum, serbest bırakıyorum dirsekten aşağıma, göğsüm dışarıda, çenem yukarıda ve hazır pozisyonuna gelmiş oluyorum. Bundan sonraki, burada durup bilgilerinize mi geçelim? Tamam. İlk adımımız kollu adımı. Kollu adımında ilk başta başlarken hazır pozisyonuna geliyoruz. Hazır pozisyonumu yaptım, göğsümü dışarı çıkarttım. İlk önce ayaklardan başlamak istiyorum. Sol ayakla öne bir adım atacağız. Oyunumuz temel müziği 1 ve 2 ve 3 ve bu şekilde 9 ve'ye kadar devam etmekte. İlk önce her oyunun sonu 9 ve'de bir önceki hazırlığımız var. Normal sokakta yürüyormuş gibi yaparken ayağımızı bir kaldırma sayımız var. Onun önceki T zamanı dediğimiz zaman. Biz de oyuna başlarken her zaman ben 8 ve 9 ve diyeceğim. Çünkü 9'un V'si bizim her zaman hazırlığımız olacak. İlk adım kollu olan adımımızla başlamak istiyorum. 9 V dediğimde sol ayağı öne uzatıyorum. Bir daha yapıyorum. 8 ve 9 ve tekrar yapıyorum. 8 ve 9 ve V'de sol ayağı öne uzattığımda çok fazla yukarı ve neredeyse yere yakın bir şekilde kaldırmıyorum. Çok hafif bir önde ayağımı tutuyorum. Ayak açıklığım çok önemli. Bir daha yapıyorum. 8 ve 9 ve uzat. Buradan sonra 1 dediğimde 1'de sol ayağımı öne basıp vücut ağırlığımı öne veriyorum. V'sinde sağ ayağımı getirip yanına noktayı koyuyorum. Yapıyorum, birleştiriyorum ikisini. 8 ve 9 ve uzattım. 1 bastım. V'de yanına getirdim. Sağ ayağımı noktayı koydum. Bir daha yapıyorum. 8 ve 9 ve uzattım. 1 V'de getirdim, noktaya geldim. İkinci zamanımda 2'de sağ ayağımı geriye bastım. Sol ayağımı bu sefer yerine getirdim, noktayı koydum. Yapıyorum tekrardan, birleştiriyorum. 8 ve 9 ve uzattım. 1 ve nokta, 2 ve. Bunu yaptığımızda adımımızın üçlemesini tamamlamış olacağız. 3 ve'ye kadar olan kısım. Bu en önemli kısım. Bütün oyunların başında, yapacağımız bütün adımların başında bu üçlemeyi kullanarak yapacağız. Tekrardan yapıyorum ve devamına geçiyorum. 8 ve 9 ve uzattım. 1 ve 2 ve yaptıktan sonra sol ayağım, yani bütün ayağımın yükü sağ ayağımda, sol ayağım boşta. Sol ayağımda basıp sağ ayağımı diz kafamın hizasına çekiyorum. Nasıl oluyor bu? Öndeydim, 1 ve'yi yaptım. 2 ve yerime geldim.
üçte ikisini aynı anda, üçte ikisini aynı anda bir şekilde sağ ayağımı çekiyorum. Tekrar yapıyorum. Bir ve iki ve üç dediğimde çektim ayağı. Tam diz kapağımın hizasında, önde, arkada değil, tam diz kapağımın yanında. Bundan sonra V sayısında, 3'ün V sayısında yavaşça sağ ayağını aşağıdan, sanki kaval kevinden şöyle göstereyim. Kaval kevinin yanında yavaşça indiriyorum ve öne doğru uzatıyorum. Buradaki ayağımın uzantısı yine yukarıda veya tamamen yere yakın değil. Ayağım bir adım önünde, çok hafif yukarıda kalkık bir şekilde. Yapıyorum tekrardan. En son geldim 2V'de noktayı koymuşum sol ayakla. 2V'den sayıp 3'te çekip V'sinde uzatacağım. 2 ve 3 ve uzat. Bunu yaptıktan sonra tekrardan adım, aynı sağ ayakla yaptığımızı sol ayakla yapacağız. Tamamen tam tersini yapacağız. Yapıyorum. 3 V'yi uzattım. 4'te sağa bastım, sol ayağımı çektim. Yine diz hizasında ayağım. Ve V'de yavaşça kaval kemiğimden uzattım. Bütün adımı 4 V'ye kadar tamamlıyorum. 8 ve 9 ve uzattım solu. 1 nokta 2 nokta 3 ve uzat. 4 ve uzat. Bu adım bu şekilde ta ki 7 V'ye kadar devam edecek. Devam ediyorum. Adımı tamamlayacağım. 8 ve 9 ve uzat. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7. V'yi uzattıktan sonra her oyunumuz 7 V'de bitecek. 9'un V'sine tekrardan başlayacağım. Bunu söylüyorum. 7 V'de uzattıktan sonra sağ ayağımı aldım. İlk baştaki hazır pozisyonuna geri koydum. Ne oldu? 7 ve uzattım. 8 dediğimde yanına koydum. Adımı sadece ayaklarıyla en baştan yapıyorum. 8 ve 9 ve uzattım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve uzattım. 8 ve 9. V'sinde de tekrardan sol ayağımı uzatıp diğer adıma geçeceğim. Bu adımın kollarına geçiyorum. Kollarımız ilk baştan hazır neydi? Belimize koymuştuk. Dirseklerimizin altını saldık. Göğsümüzü göre çıkarttık. Çenemizi kaldırdık. Bu bizim hazır pozisyonumuz. 8 ve 9 ve dediğimde sol ayağım gitti. Bir de sağ kolum karın göbek deliğimin hizasında hafif sol çaprazıma geldi. Sol kolum ise tamamen arkaya kapattım. Tamamen bir kapalı pozisyon aldım. Tekrar yapıyorum. 9 ve 1. Bunların ikisi birde gerçekleşmiş oluyor. V'sinde de getirdim sağ ayağımı yanıma noktaya koydum. 2'de ise 2'de sağ kolumu açtım. V'sinde yanına koydum nokta. Birleştiriyorum. 9 ve 1 ve 2 ve bu iki öyle bir iki sayısı ki göğsümüzden sanki buradan bir şey sürüyerek en yukarıya doğru dışarı doğru açtık. Yapıyorum tekrardan. 8 ve 9 ve uzattım. 1 ve 2 ve 3 de bastığımda sol ayağımı sol kolumda kalktı. Adımı tamamlıyorum 7 V'ye kadar. 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 V'yi uzattıktan sonra kollarımı sağ ayağımı nasıl yana koyduysam kollarımı da yavaşça indirerek tekrar hazır pozisyonuma geri gidiyorum. Hiçbir zaman kollarım aşağıya tamamen inmeyecek. Yukarıdaydı. 7 ve uzattım. 8 ve 9 dediğimde tekrardan hazır pozisyonuma gelmiş bulunuyorum. En baştan adımı bir kez yapıyorum. 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve 3 ve
4 ve 5 ve 6 ve 7 hop 8 ve 9 ve İkinci adımımız ağır atlama. Ağır atlama hareketi ilk yaptığımız kollar hareketi gibi ilk üçlemesi yine aynı bir şekilde devam ediyor. 3 V'den sonra adım hareketi tamamen değişiyor. Yapıyorum 3 V'ye kadar. 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve 3 ve'yi uzattım. Burada sağ ayağımı sol ayağımın üstünden geçirerek parmak ucunu koyuyorum. Tam yanında. Buradan sonra 4 V'de sol çapraza döndüm. 5 V'de karşıya döndüm. 6 V'de sol çaprazıma döndükten sonra sağ ayağımla 7 ve 8 ve 9 yaparak bitiriyorum. Tekrar ediyorum. 2 defa üst üste yapıyorum hareketi. 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve 3 ve hop 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve Üçüncü adımımızın ismi eşme. Eşme hareketi iki adımdan oluşmakta. Yine ilk başta ilk adımını yaparken üçleme ile başlayacağız. 3 V'den sonra farklı bir adıma geçeceğiz. 3 V'ye kadar yapıyorum. 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve 3 ve'yi uzattım. Buradan sonra sağ ayağımı sol ayağımın üstünden geçirerek süpürme hareketi yapıyorum. 3 ve'yi uzattım. 4 de süpürdüm. Ve'de uzattım. 5 de bu sefer yanına süpürdüm. Ve'de uzattım. 6 da süpürdüm. V'de uzattım. 7 de süpürdüm. V'de uzattıktan sonra sağ ayağımla sağ tarafıma basıp yavaş bir şekilde 8 ve 9'da oturma pozisyonuma geliyorum. Adımı yavaş bir şekilde ağır tempoyla oynuyorum. Bu hareketimizin ismi eşmedir. Daha sonrasında eşme 2 yapacağız. 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve 3 ve hop 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve buradan sonra eşme 2 hareketine yerden kalkarak devam edeceğim. Buradaki üçlememiz yerde devam etmiş olacak. 9 ve'yi yaptıktan sonra bir de öne sağ dizimizde bir hamle yapıyorum. Yere vuruyorum. 1 ve 2 ve 3. Buradaki en önemli nokta yerdeyken bir de dizimi vurdum. Yavaş bir şekilde 2 ve 3 de en yukarıda olmak. 3'ten sonra 3'ü V'sine sol ayağımı uzattım. Yaptığım eşmeyi sağ ayakla yaptığım eşmeyi sol ayakla yapacağım. 4 ve 5 ve 6 ve 7 de bir tane basacak. Uzat 8 ve 9. İki hareketi aynı anda yapıyorum. 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9. Dördüncü ve son hareketimizin ismi diz vurma. Diz vurma hareketinde ise yine üçlememiz sabit bir şekilde kalıyor. 3 V'ye kadar hareketi yapıyorum ve devamında geçiyorum. 8 ve
9 ve 1 ve 2 ve 3 V'yi uzattıktan sonra ayağım omuz hizasından biraz daha geçerek açtı. 4 de ayağımı koyduğumda sağ kollarım, iki kollarım da uzaktan dışarıya doğru, içeriye doğru bir kavis getirerek açtım, kapadım. Ne oldu? 3 ve 4 ve 5 ve 5 ve de aynı hareketi yaptım. Ondan sonra ilk önce sol dizimde sağ diz vurmak şeklinde 6 ve diz vurdum. Yukarıdayım. Tamamen kalkmadım. Yarım ayak, dizlerim kırık. Sağ dizimi sol tarafa vurdum. 8 ve 9 diye bitirdim. Hareketi tamamen yaptım. Hazırdayım. 8 ve 9 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9.